Günaydın, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gün başlıyorla karşınızdayız. Önemli gelişmeleri aktarmak üzere sizlere. Şimdi evet, hemen siyasetin gündemiyle başlayalım. CHP'de genel başkanlık yarışına giren Özgür Özel gazetecilerle buluştu. Özel bazı açıklamalar yaptı. Biz açıkladık, siz uyacaksınız anlayışıyla yönetilmesinin sosyal demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da isim vermeden yüklendi. Değişim mutfak videosuyla açıklanamaz dedi. Değişmemiz, hatalardan ders çıkarmamız, yüzleşmemiz, öz eleştiri yapmamız, hataları kabul etmemiz, sorumluluksa sorumluluk ama hesap vermekse fedakarlıkla fedakarlık, ama bunlarla yüzleşmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yarışı sürüyor. CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Özel 5 Kasım'da önce CHP'yi sonra da Türkiye'yi yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. Alınamayan %75 oyu hedefleyen bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını belirtti. Tüm örgüt hazır olsa da olmasa da uyum sağlayacak anlayışının sosyal demokrat anlayışla bağdaşmadığını vurguladı. Çarpıcı açıklamalar yapan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videolarına atıfta bulundu. Özel, değişimi mutfak videosundan öğrenen örgütün kendi varoluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz dedi. Evet, CHP'deki gelişmeler tabii herkesin gündeminde. Şimdi Bir Gün gazetesi de birinci sayfasına taşımış. Özgür Özel'i CHP Genel Başkan adaylarından Özgür Özel, halkı siyasetin öznesi yaparak siyasetin ağırlık merkezini değiştireceklerini söyledi diyor. Bir Gün gazetesi adaylık açıklamasından 20 gün sonra İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Özel, siyaset anlayışlarını, yapmak istediklerini anlattı. Özel, partiyi yeniden sosyal demokrat kimliğe büründüreceklerini belirtti diyor Bir Gün'ün birinci sayfasında. Evet, şimdi bir yandan da tabii yerel seçimler de yaklaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün Ümit Erkol'la genel merkezinde bir araya geldi. Cumhuriyet gazetesi işte o görüşmeyi de yine birinci sayfasına taşıdı. CHP'nin yeni Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yerel seçimlere ilişkin Mansur Yavaş açık ara kazanabilecek durumda dedi. Bu ifadelerini birinci sayfasına taşıdı Cumhuriyet gazetesi. Erkol, seçim sürecinde girmedik sokak, çalmadık kapı, bırakmayacaklarını ifade etti. Tüm partilerin tabii artık yerel seçim hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Daha önce de değişimcilerin bu arada CHP şimdi şöyle gidiyor, bir değişim tartışmasıyla gidiyor. Bir yandan genel başkanlık yarışı var CHP'de. Bir yandan da yerel seçimlere hazırlıklar var. Bir değişimciler var, bir de değişimden yana olmayanlar var. Şimdi onlardan biri daha önce değişimcilerin Zoom toplantısına katılan Engin Altay. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşte Altay'ın Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına hazırlandığı iddia edildi ve bu görüşme kulislerde değişimci Altay Kılıçdaroğlu tarafına geçti yorumlarına sebep oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısıyla başlamıştı. Sonrasında da İmamoğlu'nun yönettiği Zoom toplantısının kaydı kamuoyuna sızdırılmıştı. Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Toplantıda yer alan isimlerden biri de eski İstanbul Milletvekili Engin Altay'dı. Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından bugüne kadar Özel'e kamuoyu önünde açık bir destek sunmayan Engin Altay'ın bir süredir gelişmeleri izlediği ifade ediliyor. CHP'de kurultay tarihinin yaklaşmasıyla kulislerde hareketlenirken Özgür Özel'in beklenen rüzgarı yakalayamadığını düşünen bazı partililer Kılıçdaroğlu'nun tarafında yer almaya başladı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Engin Altay, pazar günü mecliste Kılıçdaroğlu'yla baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre görüşmede Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesi durumunda kurultay sonrası yapılacak meclis grup başkanlığı seçimi gündeme geldi.
Daha önce çekilmesini bilmek lazım diyen Altay'ın talebin genel başkandan gelmesi halinde ya da grubu bir arada tutmak için üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağım dediği, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığı için hazırlandığı iddia edildi. Bu görüşme CHP kulislerinde Zoom toplantısında yer alan değişimci Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu tarafına geçti yorumlarına neden oldu. Şimdi İYİ Parti'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Aydın'ı aday gösterdi. İYİ Parti adayı Aydın'ın daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıkmıştı. O paylaşımlarda neler mi vardı hemen onlara bakalım. Ayrımcı, ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımların yanında bir de katliam çağrısı var. İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Eskişehir adayını teşkilat buluşmasında açıkladı. İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Eskişehir Milletvekili Melih Aydın oldu. Melih, boyun kaçmış, boyun kaçmış, kilon kaçmış, hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış, hep beraber göreceğiz. Ancak Aydın'a ait olduğu iddia edilen skandal sosyal medya paylaşımları adaylık açıklamasıyla bir kez daha hatırlandı. Bu paylaşımlarda İYİ Partili Aydın'ın o dönem faaliyet gösteren Barış ve Demokrasi Partisi'ni ve partide siyaset yapan isimleri hedef aldığı, ayrımcı ifadeler kullandığı görülüyor. Aydın'ın ifadelerinde ağır hakaretler de yer alıyor. Aydın'ın bazı paylaşımlarında Suriye Kürtlerine karşı katliam çağrısı dahi yer alıyor. Melih Aydın bir paylaşımında ana haber bültenlerinde BDP'lilerin konuşmalarını dinlemek istemiyorum demiş. İYİ Partili Aydın o dönem DBP'de eş genel başkanlık görevini yürüten ve şu anda tutuklu bulunan siyasetçi Gülten Kışanak hakkında da cinsiyetçi küfürler kullanmış. Öte yandan Aydın'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede yayıldıktan sonra İYİ Partili isim eski paylaşımlarını profilden sildi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bu tezkerede Türkiye'nin Güney Kara sınırlarında milli güvenlik açısından risk ve tehditlerin artarak devam ettiği dile getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'a asker göndermesine ilişkin tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına dair hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede Türkiye'nin Güney Kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği ifade edildi. Tezkerede Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulandı. Milli birlik ve istikrar vurgusu yapıldı. Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi. Tezkerenin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Evet, şimdi tezkere sunuldu meclise dedik. Şimdi Pentagon sözcüsünün ne dediğine bir bakalım. Çünkü şöyle bir şey vardı. Türk SİHA'larının ABD askerleri tarafından düşürüldüğü iddiası vardı. Onu da Pentagon sözcüsü General Patrick Ryder doğruladı. Birinci ağızdan bu şekilde iddiada teyit edilmiş oldu. Hemen detaylarına bakalım neler dedi. SİHA'nın bu noktada tehdit olarak algılandığını söyledi ve bir F-16 tarafından düşürüldüğünü belirtti Ryder. Türkiye'nin ABD askerlerini kasıtlı olarak hedef aldığına dair bir işaret yok ifadelerini de kullandı. Ryder olayın ardından ABD Savunma Bakanı'yla, Milli Savunma Başkanı'yla bir telefon görüşmesi
bu Türk makamları ve Amerikan makamları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmenin de verimli geçtiğini açıkladı. Şimdi evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde saldırıyı düzenleyenlerin Suriye'den geldiklerini söyleyerek, Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait olan bütün tesisler bundan sonra topyekün meşru hedeftir ifadelerini kullanmasının ardından belirlenen hedeflere de saldırılar başlatılmıştı. TSK'nin Irak'ta bir dizi noktaya dün akşam saatlerinde hava saldırıları düzenlemesinin ardından bugün de MIT'in NATO müttefiki ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyon kapsamında asker bulundurduğu Kuzey ve Doğu Suriye'yi bombardımana tuttuğu belirtildi. İşte bazı noktalarda elektrik santraliyle petrol tesisleri dahil olmak üzere bir dizi nokta SİHA'larla vurulduğu aktarıldı. Türkiye'ye ait bir SİHA da SİHA'nın da ABD tarafından düşürüldüğü işte söyleniyordu. Birinci ağızdan onaylandı ancak bir tehdit olarak görmedik dedi. Şimdi Reuters'a konuşan bir Milli Savunma Bakanlığı kaynağı ise sosyal medyada görüntüleri de paylaşılan SİHA'nın TSK'ye ait olmadığını söylemişti. Ancak ne oldu? Bu haberle birlikte aslında ait olduğunu öğrendik. Çünkü birinci ağızdan doğrulandı bu. Evet, vuruldu. Ancak bir tehdit algılamamıştık aslında denildi ilk gelen açıklamalarda. Evet, tekrarlayalım. Pentagon sözcüsü General Patrick Ryder, Türk SİHA'larının ABD askerlerinin bir kilometre yakınında hava saldırıları düzenlediğini söyledi. Tehdit olarak algılanan SİHA'nın F-16 ile düşürüldüğünü belirten Ryder iddiayı da birinci ağızdan teyit etmiş oldu. Evet, şimdi Türkiye'nin Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait tüm tesislerin hedef olacağını ilan etmişti. Gazetelerde bunu yine manşetine taşıdı. Yeni Şafak SİHA'ların günü olarak verdi bunu. 40 SİHA elektrik santrali ve petrol rafinerini vurdu dedi. Pentagon sözcüsü General Patrick de Türk SİHA'larının zaten orada olduğunu doğruladı ve bir tehdit olarak algılanarak vurulduğunu söyledi diyebiliriz. Şimdi evet, bu operasyonlar hala sürüyor. Tabii bu gelişme de politik olarak, siyasi ilişkiler olarak ne noktaya gidecek onu da yakın zamanda göreceğiz. Ama şimdi Türkiye'deki siyasetin gündemine bir yeniden dönelim. Şimdi dün Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar Meclis Genel Kurulu'nda AKP eski milletvekili ve akrabaları tarafından katledilen ailesinin, aile fertlerinin katledildiği günü hatırlattı. AKP'li vekiller Şenyaşar'ın sözlerini kesti. Bunun üzerine Şenyaşar AKP sıralarına tepki gösterdi. Katliam yapanları korumayın dedi. Konuşacaksan gel burada konuş. Sözümü kesme. Katliam yapanları koruma. Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar Meclis Genel Kurulu'nda ailesine yönelik gerçekleştirilen katliamı anlattı. AKP milletvekilleri Şenyaşar'ın sözlerini kesti. Eski vekiliniz, AKP'nin eski milletvekili iş yerimize giriyor ve saldırı emri vererek iş yerimizden ayrılıyor. Müdahale etmeyin. Lütfen genel kurula hitap edin. Burada bir insanlık suçu var. Burada bir katliam var. Katliam yapanları savunmayın. Arkanızda saklanan eski milletvekiliniz hastaneye giriyor. 45 dakika burada kamera kayıtları var. Polis araçlarının kamera kayıtları var. 45 dakika hastanenin içinde kalıyor. Ve bu katliam yaptıktan sonra hastaneden arkasına gelen ailesiyle beraber, yandaşlarıyla beraber hiçbir olay olmamış gibi elini kolunu sallayıp polislerin arasından ayrılıp gidiyor. Ferit Şenyaşar, dönemin Urfa Valisi Abdullah Er'in ve eski bakan Ahmet Eşref Vakıbaba'nın olayın tanığı olduğunu vurguladı. Hastane katliamının tanığı dönemin Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'indir. Eğer ben hastaneden sağ kurtulmuşsam valinin sayesindedir, Allah'ın takdiridir. Olayın tanığı dönemin Tarım Bakanı Vakıbaba'dır. Bu adalet sağlanmadığı için, bu adaleti sağlayın şeklinde Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Bu adalet sağlanmadığı için şu an İyi Parti'ye geçti. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Ferit Şenyaşar'ı mahkemeyi yönlendirmekle suçladı. Makamı buraya bir takım görsellerle gelip daha devam eden bir mahkeme sürecinin buradan manipüle edilmeye çalışılması, buradan yönlendirmeye, hatta
bir takım tehditlerle buranın meclisin tehdit altında tutulmasını hiç doğru bulmadığımızı. Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan ustaya cevap gecikmedi. Orada bir tehdit yoktu. Orada meclis vakarına aykırı hiçbir tutum yoktu. Bu bir siyaset malzemesi değil. Bu katliamı yapan AK Parti'nin milletvekili ve ailesidir. O nedenle grup gösterilmiştir. Burada tek tek milletvekilleri hedef gösterilmiyor. Fadıl Şen Yaşar'ın tutuklu olarak yargılandığı davanın 3. celsesi yarın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kobane davasının 35. duruşmasının 4. periyodu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP eski eş genel başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobane davasının 35. periyot duruşmasının 4. oturumu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık HDP MYK üyesi Alp Altınörs'ün avukatı Kazım Bayraktar savunma yaptı. Mahkemenin hızlı bir şekilde davayı bitirmeye odaklandığını belirten Bayraktar, bu nedenle çeşitli usulsüzlüklere imza attığını dile getirdi. Yargı ile iktidar gizli ilişkilerinin 7 Haziran'a giden süreçte Türkiye'de 3 büyük katliam gerçekleşti. Bu katliamlar iktidar tarafından o süreçte kaos politikası önem taşıdığı ve seçim dengesini değiştirmek için IŞİD'e sipariş edildi. Bu bombalar rastgele değildi. Kürtler ve sosyalistler hedefti. Gizli amaçlar, gizli ilişkiler gerektirir. Bu olmazsa bu katliamları gerçekleştiren serbest bırakılır mı? Yakalanmaz mı? Bayraktar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Büyük Daire'nin kararlarını hatırlattı. Erdoğan'ın bunlar katil, bırakmayız dediğini anımsatarak yargıya müdahale edildiğini ifade etti. Düştü düşecek dediği Kobani düşmedi. Erdoğan'ın sevinci, hevesi kursağında kaldı. Daha sonra peşmergenin geçişine izin vermek zorunda kaldı. Bir zorunluluktu, tercih değildi. Kobani gerçekten çok ciddi bir direniş gösterdi halkla birlikte. Çok ağır bedeller ödendi ve IŞİD püskürtüldü. Bunun bir bedeli olacaktı. Erdoğan bu dava ile bedel ödetmeye çalışıyor. Yeşil Sol Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davada avukatları milletvekili dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulmasını talep etti. Hakikaten büyük bir sinerji var burada, büyük bir enerji var. Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan dava duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatları Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili olan Beştaş'la ilgili daha önce çok kez milletvekili dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebinde bulunmuştu. Ancak yerel mahkeme bu talebi uzun bir süre sürüncemede bıraktı. Bu talep tekrar mahkemeye sunuldu. Talebi değerlendiren mahkeme, Beştaş'ın yargılanmasının milletvekilliği süresince durdurulmasına karar verdi. Anayasanın 83 Taksim 2. maddesi milletvekilinin seçilmesinden sonraki süreçte mazbatasını almasıyla birlikte yargılanmanın milletvekili süresi içerisinde durdurulmasına gerektiğine ilişkin bir hükmü var. Ancak buna rağmen çok sayıda milletvekilinin yargılaması devam ediyor. Duruşma sonrası Artı TV'ye değerlendirme yapan Diyarbakır Baro Başkanı Yardımcısı ve Beştaş'ın avukatı Mehdi Özdemir, yargılamaların milletvekilinin görevini icra etmesinde caydırıcı etki yarattığına vurgu yaptı. Milletvekillerinin suç tipine göre bazı dosyalar açısından yargılamalarına devam edilmesi, bazı dosyalar açısından ise yargılamalarına devam edilmemesi kendi içerisinde yerel mahkemelerin, Yargıtay'ın keyfi hukuk dışı kararlarından kaynaklanmaktadır. Politik sürecin yargıyı araçsallaştırdığını belirten Özdemir, hukuk dışı kararlar alınabiliyor dedi. Yerel mahkemelerin yargılamaya devam ederek milletvekilleri hakkında mahkumiyet kararları vermesi, bu kararların kesinleştirilmesi bir bütünen demokrasinin, ülkenin siyasi geleceğinin ve buna ilişkin olarak toplumsal barışın önünde ciddi bir engel oluşturmakta. Yargı eliyle ortaya konulan baskı aracı kendi içerisinde hukuksuzluğu da derinleştirmektedir. Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı hak ihlali başvurusu değerlendirildi. Anayasa Mahkemesi başvurunun genel kurula sevk edilmesine karar verdi. Karanlık giyinir, gezi, Türkiye
Birleşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi geçtiğimiz hafta Atalay hakkında verilen 18 yıl hapis cezasını onadı. Can Atalay Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulundu. Atalay'ın başvurusu Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü toplantısında ele alındı. Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın başvurusuna yönelik dosyanın genel kurula sevk edilmesi yönünde karar verdi. Genel kurulun ne zaman toplanacağına ilişkinse bir açıklama yapılmadı. Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, AYM'nin kararını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin bir milletvekilinin cezaevinde tutulmasına ilişkin yerleşik bir içtihatı var. Daha önceden de örnekleri var. Bu kişilerin başvurusu Anayasa Mahkemesi'ne geldiğinde Anayasa Mahkemesi anayasanın 183. maddesi uyarınca seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde tutulamayacağına hükmetmişti. Bu içtihatın yerleşik hale gelmiş olması nedeniyle bugün Anayasa Mahkemesi'nin 2. bölümünün genel kurula göndermeksizin ihya kararını vermesi bugün de mümkündü. Can Atalay'ın derhal salıverilmesi için Özen dosyanın genel kurula sevkinin olumsuz değerlendirilmemesi gerektiğini de vurguladı. Dosyanın genel kurula sevk edilmiş olması olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapmamıza yol açmamalı. Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı da genel kurula sevk edilmişti. Orada da genel kuruldan ihya çıkmıştı. Bu bir olumsuzluk olarak değerlendirilmemeli. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın Yargıtay'dan gelecek sonuca göre hareket edeceğini söylemişti. Evet, gazetelerde Can Atalay kararını tabii birinci sayfalarına taşıdı. Bir gün Can serbest bırakılmalı başlığıyla birinci sayfasına aldı. Hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından genel kurula sevk edildi. Türkiye İşçi Partisi'nin özgürlük yürüyüşü de 5. gününde devam ediyor. Bu kararsa İstanbul Barosu önünde protesto edildi şeklinde aldı bir gün birinci sayfasına. Şimdi Evrensel'e bakalım. Yine Evrensel de birinci sayfasına aldı Atalay dosyasının genel kurulda olmasını. Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye başvurusunu genel kurula sevk etti. Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, içtihatları hatırlattı, daha cesur bir karar alınabilirdi dedi. Baş kararı işte böyle eleştirdi. Atalay'ın bireysel başvurusu vardı. AYM'ye genel kurula gitti. Yine Cumhuriyet Gazetesi de birinci sayfasına aldı. Can Atalay için tahliye çağrısı olarak Cumhuriyet Gazetesi de Anayasa Mahkemesi'nin genel kurula sevkini Atalay'ın avukatı Avukat Özen'in açıklamasıyla verdi. Atalay'ın tahliyesi sağlanması lazım çağrısını birinci sayfasına taşıdı. Yine Erkan Baş'ın Hatay Milletvekili Atalay için başlattığı özgürlük yürüyüşünü de birinci sayfasına taşıdı Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi dün yapılan 5. gündü dün özgürlük yürüyüşünde ve oradaki ana gündemde eğitimdi. Eğitim, öğretim göremeyen çocuklar için yürümüştü Türkiye İşçi Partisi dün Hatay'dan Ankara'ya doğru olan yürüyüşünü eğitim göremeyen çocuklar için yapmıştı. Neler oldu? 5. gününü geride bıraktı artık özgürlük yürüyüşü ama 5. gününde neler oldu bir bakalım. Özgürlük yürüyüşümüzün 5. gününde İskenderun'dan selamlıyorum. Birazdan 5. günün ilk adımlarını atacağız. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'dan başlattığı özgürlük yürüyüşü 5. gününde devam ediyor. Tutuklu tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için başlatılan yürüyüşte deprem bölgesinde yaşanan eğitim ve sağlık sorunlarına dikkat çekildi. Erkan Baş'a Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi temsilcileri eşlik etti. Her gün özellikle bir konuyu yurttaşlarımızın yaşadığı temel bir sıkıntıyı gündemleştirmeye çalışıyorduk. Bugün deprem bölgesinde eğitim ve sağlık konusunda en temel iki hak olarak görebileceğimiz eğitim ve sağlık konusunda yaşanan aksaklıkları, ihtiyaçları tespit etmeye ve durumu sizlerle paylaşmaya karar vermiştik. Yürüyüşün sıradaki rotasında ise İskenderun, Saraeski, Payas, Dört Yol var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarların toplatılması için talimat verdiği öğrenildi. Soylu'nun usulsüz olarak dağıttığı çakar sayısının 2500'ü bulduğu söylendi. Çakarı önüne takan, hop ben
bu hakkı elde etmeyen kişilerin sayısını da 24'te 1'e indirdik. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çakar kullanımını 24'te 1'e indirdik açıklamasının ardından usulsüz kullanılan çakar sayısında önemli bir artış görüldü. Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakar sayısının 2500'ü bulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu'nun yerine atanan Ali Yerlikaya'nın Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları gelen yoğun şikayetler nedeniyle toplatacağı belirtiliyor. 2500 kişiye usulsüz biçimde çakar verildiği tespit edilirken yoğun şikayetler nedeniyle inceleme başlatıldığı, yeni çakar dağıtımının durdurulduğu ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çakarların geri çağrıldığı da iddialar arasında. Şimdi Rütü'ye siyasilerden tepkiler var. Neden? Ayşenur Arslan programında bazı şeyler söylemişti. İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili bazı soru işaretleri olduğunu söylemişti. Bunun ardından da Arslan gözaltına alındı. Hem de kanalında yaptığı programda sonlandırıldı. Arslan serbest bırakıldı ancak Rütük ceza kesti. Bunu da siyasiler eleştirdi. Kılıçdaroğlu saray sopası ifadesini kullandı Rütük için. Belki o kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada patlayıcı, uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan. Radyo Televizyon Üst Kurulu Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti. Rütük'ün uyguladığı bu ceza tepkilere neden oldu. Demokrasilerin vazgeçilmezi olan görsel, işitsel medya. Yeşil Sol Parti, Rütük'ün kestiği cezaya dair açıklama yaptı. Parti tarafından yapılan açıklamada ifade ve düşünce özgürlüğü hatırlatıldı. Cezanın bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi. Yeşil Sol Parti, Rütük'ün verdiği cezalarla farklı fikir ve sesleri sansürlemekle, soru soran gazetecileri cezalandırmakla halkın haber alma hakkının gasp edildiğini vurguladı. Rütük bu kararından vazgeçmelidir çağrısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösteren isimler arasındaydı. Kılıçdaroğlu, Rütük'ü saray sopası diye nitelendirdi. Saray sopası Rütük'ün kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV'ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanın size terörün amacına hizmet gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz. Konya'da Nagihan Akarsel'in cenazesini takip ederken gözaltına alınan gazeteciler Fırat Can Arslan ve Dilan Babat terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamasıyla yargılanıyordu. Davanın son duruşmasında gazeteciler hakkında beraat kararı verildi. Konya'da Nagihan Akarsel'in cenazesini takip ederken gözaltına alınan ve haklarında dava açılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Fırat Can Arslan ve Jinnifs muhabiri Dilan Babat beraat etti. İki gazeteci hakkında terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan gazeteci Dilan Babat kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Kimseyi hedef göstermediklerini belirten Babat, alay komutanı tarafından ölümle tehdit edildiklerine vurguladı. Gazeteci Fırat Can Arslan'sa gazetecilik faaliyeti nedeniyle bölgede bulunduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti kamu görevlilerinin ifşa edilme ve hedef gösterilmesine dair bir suç işlenmediğine hükmederek Babat ve Arslan'ın beraatine karar verdi. Resmi gazetede deprem bölgesiyle ilgili bir karar yayımlandı. Buna göre depremzedelere hibe ve yapım kredisi verilecek. 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerdeki orta ve üzeri hasarlı yapıların yerinde yeniden yapılanması amacıyla ev sahiplerine kredi desteği ve hibe verilecek. Bu kredi orta hasar ve üzeri hasar alan evleri kapsayacak. Yeniden yapımına yönelik işlemlerde hak sahiplerine verilecek nakdi veya aynı hibeyle yapım kredisi en fazla 3 bağımsız bölümü kapsayacak.
Şimdi Türkiye'deki gelişmelere bir ara veriyoruz. Kenya'ya gidiyoruz. Çünkü Kenya'da aynı okulda okuyan 95 öğrenci aynı zamanlarda felç geçirdi. Öğrencilerin hastalığının sebebi ise bulunamadı. Kenya'da aynı lisede eğitim gören 95 öğrenci nedeni bilinmeyen bir hastalık sebebiyle felç geçirdi. Ülkenin batısındaki Azize Teresa Erigi Kız Lisesi'nde öğrenciler bilinmeyen bir nedenle hastalandı. Dizleri tutmadığı görülen öğrenciler ayakta durmakta zorlanarak titremeye başladı. Gizemli hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacakları felç oldu. Yürüyemez hale gelen öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Çocukların velileri ise hastaneye akın etti. Bölge eğitim ve sağlık yetkilileri öğrencilerin hastalığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Laboratuvar testleri için öğrencilerden kan, idrar ve dışkı örnekleri alındı. Ancak şimdiye kadar yapılan hiçbir test sonuç vermedi. Testlere rağmen öğrencilere ne olduğu tespit edilemedi. Sağlık Bakanlığı daha fazla inceleme için ek örnekler alınarak başkent Nairobi'deki test merkezlerine gönderildiğini açıkladı. Uzmanlar 95 çocuğu etkileyen gizemli hastalıkla ilgili tahmin yürütmeyi sürdürüyor. Hastalığın öğrencilerin vücudundaki elektrolit seviyesindeki dengesizlikten kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Olayın ardından Eregi Kız Lisesi süresiz olarak kapatıldı. Ancak kurum yetkilileri eğitimi sürdürmekte ısrar etti. Bakanlık yetkilileri eğitimin şu an için devam edebileceğini söylerken bazı veliler öğrencilerini okuldan aldı. Ezidilerin Hac Bayramı Irak'ta resmi olarak tatil ilan edildi. Ezidi Bayramı Cema Irak'ta resmi olarak bayram kabul edildi. Irak Bakanlar Kurulu geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda Cema Bayramı'nı da görüştü. Bakanlar Kurulu 6-14 Ekim tarihlerindeki Ezidi Bayramı'nı Irak genelinde resmi tatil ilan etti. Her yıl 6-13 Ekim tarihleri Ezidiler için Cema yani toplanma bayramı. Ezidiler en büyük toplanma ve haç bayramı olan Cema'da Irak Ninova'daki Laliş'e gidiyor. Orada bulunan Laliş ibadethanesinde bayramlarını kutluyor. 7 günlük bayramın her günü farklı ibadetlerle geçiriliyor. Tüm dünyadan hacı adayı Ezidiler her yıl Cema bayramı tarihlerinde Laliş'te haç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Şimdi bu haberle bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden buradayız.